MECORA'mı, Pennsylvania Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu eski dekanlarından Profesör George Gebner tarafından gerçekleştirildi. Gebner, 1960'ların ortalarında kültürel göstergeler araştırma projesine başladı. Böylece televizyon izlemenin, izleyicilerin gündelik yaşam hakkındaki düşüncelerini etkileyip etkilemediğini, etkiliyorsa bunu nasıl yaptığını araştırdı. Gebner, medyanın bir kültürde var olan değer ve tutumları, yani egemen değer ve tutumları ektiğini öne sürer. Yani medya, bu insanları birbirine bağlayan değerleri yayar ve bu değerleri sürdürür. Ona göre medya, siyasal perspektifteki orta yol değerleri ekme eğilimindedir. Çok fazla televizyon izleyen insanlar, televizyon programlarında yaratılan ve sunulan dünyadan daha az izleyen insanlara göre daha çok etkilenmektedirler. Bu izleyiciler, özellikle kendilerinin yaşayamayacağı tecrübelere daha çok inanırlar. Daha az televizyon izleyenler, daha çok televizyon izleyenlere göre daha fazla enformasyon kaynağına sahiptir. Özellikle daha az hayat tecrübesi olan çocuklar ve gençler, enformasyon aracı olarak televizyona diğerlerinden daha çok bağımlı durumdadırlar. Yalnız yaşayan ya da televizyonu yoğun olarak yalnız seyreden izleyiciler, televizyonun ekme yönündeki etkisine başkalarıyla birlikte yaşayanlara göre daha açıktırlar. Televizyon, Gebner tarafından insanların sembolik çevrelerini egemenlik altına alan araç olarak görülür. Ekme yaklaşımı, televizyonu gerçekliği yansıtan bir araç olarak değil, ayrı bir dünya olarak görür. Gebner'e göre, televizyonda şiddetin aşırı sunumu, izleyicilere daha çok saldırgan davranışlardan ziyade kanun ve düzen hakkında simgesel mesajları iletir. Aksiyon macera türü yapımlar, kanun ve düzene, toplumsal adalete ve statükoya olan inancı arttırır. Televizyon dünyasında gündelik yaşamdakinden daha fazla şiddet vardır. Ayrıca televizyonda erkek karakterler kadınlardan daha fazladır ve televizyonda sunulan mesleklerin çoğu kanunların uygulanmasıyla ilgilidir. Ekmek kuramcılarının yaptığı izleyici araştırmaları, günlük yaşamdaki şiddet miktarı gibi kamuoyu araştırma kuruluşlarının ulusal araştırmalarda kullandığı geniş ölçekli sorulardan oluşur. Cevaplar, televizyon dünyasını mı yansıttığı yoksa gündelik yaşamı mı yansıttığına göre yorumlanır. İzleyicilere, iş sahibi erkeklerin yüzde kaçı kanun uygulayıcı veya cinayet soruşturucusudur gibi sorular sorulur. Yüzde biri mi yoksa yüzde onu mu? Amerikan televizyonlarında yer alan karakterlerin %12'si bu tip işlerde çalışır. Amerika'da erkeklerin %1'i böyle mesleklere sahip. Dolayısıyla %10 cevabı televizyon dünyasını, %1 cevabı gerçek dünyayı yansıtır. O zaman cevaplar, televizyon izleme süresi, diğer medya alışkanlıkları, cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim gibi demografik verilerle ilişkilendirilir. Ekme hipotezleri, televizyonu daha çok izleyenlerin, daha az izleyenlere göre daha çok televizyon cevabı vereceklerini öngörür. Daha az televizyon izleyenlerin cevapları, daha çok izleyenlerinkiyle karşılaştırılır. Televizyon cevabını seçen çok fazla televizyon izleyenlerin eğilimi, ekme etkisi ya da televizyonun ektiği olarak değerlendirilir. Sonuç olarak kitle iletişim araçları, belirli olumsuz davranışları eker, büyütür ve o davranışı yaptırır.